Kalktım, koştum, vardım. Halil, cinayeti işledi. Bunlar hepsi birer tabii ki iddia. Cinayeti işledi. Tamam mı? Sabaha kadar orada durdu. Kim? İddia da o zaman senden ne tamam. Nasıl suçlayabilirsin? Bu, sabaha kadar orada durdu. Sonra sana geldi, bir gerekçe söyledi. Ne gerekçe söyledi? Sana hiç öyle bir gerekçe söyledi ki sen ona inandın. Kimseye bir şey söylemedim ben. Ben ne gerekçe söylesin ki? Gamze'miz ölmüş diye bağıra bağıra geldi, Gamze öldü diyene. Bunların hepsi tabii ki bir iddia. Yani? Gerçek. Gerçek. Hangisi gerçek? Gerçek. Hangisi ben gerçek? Ben aile aileye gelmem gerçek, Gamze'yi de bulmam gerçek. Bunu kimse itiraz edemez. Gerçek. Bunların hepsi gerçek. Öyle bir şey biliyorum ki söyleyemiyorum şu anda. Söylesene, benim korkum yok. Niye söyleyeyim sana? Söyle o zaman. Neden söyleyeyim? Söyle. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun? İspatlasana. Niye akıllı mı zannediyorsun? Ya ispatlasana. Söyleyeyim, taktik mi geliştireceğim? Niye taktiki geliştireceğim? Ben bildiğimi söylüyorum. Sen o kızı, bunların hepsi birer iddia. Planladın. Tasarladın. Ne için? Ne öldürdün? İçin? Onu da biliyorum. Ne için? Gözaltına alınınca söyleyeceğim. Ya ne için? Ne için? Emniyet seni götürünce söyleyeceğim. Türkiye duysun ya. Sen gidince duyacaklar zaten. Hayır, arkandan konuşma yok. Arkandan konuşacağım. Hayır. Dün sizi hangi eliyle sıktın? Dün sizi hangi eliyle sıktın? Dün beni boğazımı hangi şeyle sıktın? Hangi elinle sıktın dün? Sol elimi gösterdim çünkü Mustafa Yarımbaş'ın eli de sol eliydi. Ya. Sen gitmeyeceğim şimdi, emniyet seni dışarı tutuyor. Gitmeyeceğim. Öyle bir götürürler ki. Ne yapayım? Suçum yok. Çok özür dilerim ama. Suçum yok. Birazdan yayın, emniyet de canlı yayına gelmek istiyor. Ya gitsin istiyor, beni götürsün oraya ama ben yapmadım şeyi, asla yapmadım. Valla bu arada ben böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Emniyet mensubu arkadaşlar gelmeyecekler mi? Onlar da ana kuzusu. Ya sonuçta kapıyı onlar tuttular Didem Hanım. Onlar da ana kuzusu. Nazlı. Onlar da ana kuzusu. Nazlı. Nazlı, Nazlı'yı bir görebilir misin? Nazlı'yı görebilir miyim arkadaşlar? Ne için yapıyorsunuz? Evet, Nazlı'yı görebilir miyim? Bir Nazlı'yı verecek misiniz ekrana? Arkada. Evet, Nazlı. Tekrar gözaltı kararı çıktı. Öyle bir bilgi, öyle bir belge var ki, çok önemli bir belge var. Sayın Soruşturma Savcım talimat verdi. Jandarma da inmek üzere uçaktan. Ne diyorsun sen bu son gelişmeye? Evet. Sen dedin ya cezaevine tekrar gideceksiniz. Girerler mi, girmezler mi bilmiyorum. Aktarın bir gözaltı kararı var ama. Anlat anlat. Her öyle, şeyi anlat. Öyle bir... Ben bir suçum günahım yok. Nasıl? Her şeyi anlat. Ne varsa herkes duysun. Söylemem. Benim korkum yok. Söylemem. Demek ki yalan. Söylemem. Yalan. Söylemem. Yalan. Öyle bir bilgi var yalan. Ki. Öyle bir bilgi var ki. Yalan. Öyle bir bilgi var ki Turcan. Yalan. Turcan gözüme bak. Bakıyorum zaten. Senin gözüne bakıyorum. Turcan öyle bir bilgi senin var ki. Senin gözüne bakıyorum şu an. Ben de sana bakıyorum. Evet. Öyle bir bilgi var ki. Varsa söylesene. Bu kez yakayı kurtaramayacaksın. Delil de var. Söylesene. Delil de var. Ne delili varmış? Var var. İşte o raporlar evet. Bakalım ne gelmiş. Onu ya. Gidince öğreneceksiniz. Yok öyle bir şey. Raporlar var. Ne raporu varmış? Bir düşün. Hepsi, hepsi. O gece ne oldu bir düşün. Hiçbir şey olmadı. Ben akşam Ayşe'lerle bile oturduk, yedik, içtik. Ben ona güle güle gönderdim. Bir daha da görmedim o çocuğu ben sabah olana kadar. Sen sabaha kadar o kızın başında bekledin. Niye bekleyeyim kızın başında ya? Niye bekleyeyim? Sen söyle. Ben anneyim anne, anne. Anneyim ben. Kızını öldürüp sabaha kadar bekledin. Ya niye bekleyeyim gölünün başını? Neden bekledin? Beklemedim ki. Öldürdün. Neden öldürdüğüm biliyorum. Onunla ilgili bir bilgi neden var. Neden öldürdüm? Söylesene. Niye söyleyeyim? Benim onu öldürmem için hiçbir sebep yok. Yok. Sana hiçbir yok. Şey söylemem. Ama yok. İzleyicilerime söyleyeceğim. Sebep yok. Bak gerçekten sevgili izleyiciler öyle bir şey, bir bilgi var ki ama şu anda soruşturmanın selahiyeti açısından ama bu bir şey bulaştırdıysa oraya ona iddia edemem. Ne bulaştırmış olabilir? Evet bu her türlü bana hileyi kullandı çünkü. Bizim telefonu çalmış, bilgilerine girmiş, Gamze'nin telefonunun bilgilerine girmiş, benim kızımın bilgileri bayramda, ondan sonra Özay'da, Hüsamettin'de daha aklıma gelmeyen birçok insanda kendisinde, anasında ne işi var? Ben telefonu hiç bilmiyorum. O gece ne oldu Turcan? Hiçbir şey olmadı. Ne oldu o gece? Hiçbir şey olmadı. Ne ben oldu yattım da? Uyudum. Yatıp uyumadın. Yattım uyudum ben. Yatıp uyumadın. Halil uyudu diyelim. Uyudum. Uyumadın. Uyudum. Uyku hapı da almadın. Uyudum. Aldım. Hayır, almadın. Uyudum. Almadın. Hayır almadın. Kendi söyledim ki almadım. Almadın. Hadi almadım. Tamam. Uyudum ben. Gidip uyudum. Kızınla ne konuştun ki onu öldürdün? Ne konuştun? Ne oldu? O gece ne yaşandı? Kiminle ne konuştun?
Gamze'le ne konuştun? Hiçbir şey konuşmadım. Küçücük kız ya. Hiçbir şey konuşmadım. Ne konuştun? Ne istedin ondan? Hiçbir şey konuşmadım. Ne istedin ondan? Hiçbir şey istemedim. Neden? Onun sadece ben okumasını istedim. Yalan söylüyorsun. Ya yardımcı oldum. Yalan söylüyorsun. Güle güle gönderdim. Yanaklarını öpe öpe gönderdim. Yalan söylüyorsun. Tabii ki sana göre yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Bak, onu yaşatmak için neler tabii yapmış, ne mücadeleler ben, vermiş. Ben de ama mücadele verdim. Senin emek yanında öldü, öldü. Daha o çocuk senin yanında öldürüldü. Verdim. Biri boğazını sıktı. Biri sıktı. O ben değilim. Çok emin konuşuyorsun. Evet eminim. Emin konuşma. Eminim. Ben değilim o, ben değilim. Çok önemli deliller var. Varsa çıkarın kardeşim. Ben çıkaramam, savcı mı çıkartacak? Ya çıkartsın. Ben söz verdim. Ben değilim, ben değilim. Ben o bilgiyi ekranda açıklamayacağıma söz verdim. Ben değilim. Yaptıysa bu yaptı ona. Sen? Ben yapmadım. Hı? Yapmadım. Halil. Nereye gidersen nasıl git. Halil bu kez çok durum çok kötü sizin için. Olabilir ama benim bir şeyden haberim yok. Benim de yok. Ekmek Kur'an çarpısı hiçbir şeyden haberim yok. Sadece bir haberim oldu. Ekmek Kur'an çarpısı deme. Bunu Ferhat'tan haberim oldu o. Ekmek Kur'an çarpısı deme. Dışarıda, evet, dışarıda Turcan'ın cezaevi arkadaşı biri konuşunca. Canlı yeni biri katıldı ya. Ağzından ne kaçırdın? Ağzından ne kaçırdın? Ne, ne kaçırmışım? Ne kaçırmışım? Öyle abi demişti ya sana. Yanlışlıkla ağzından bir şey kaçırmış bir şey olabilir misin diye. Bir şey kaçırmış olabilir misin? Sen hani cezaevinde araya gidelim. Sonra Turcan'ı buradan alacaklar. Turcan alacaklar. Zorla yani bir şekilde gideceksin yani. Direnemezsin yani. Direnemezsin. Direnesen suç işlersin. Bak direnmiyorum. Ben gerçekleri araya gidelim bakalım neler yaşanacak. Istiyorum. Verdik arayı. Evet. Umarım Gamze'nin ruhu biraz olsun huzura kavuşmuştur. Annesi de babası da az önce tekrar gözaltına alındılar. O anları şimdi ekranlarınıza getireceğim. Anlat sepetlerim yani hiç. Sana evet yazıklarım olsun. Gerçekten ama yazıklarım sıkıntı yok olsun da sana. Ama bildiğim bir şey biliyorum yok. Bir söz söyleyeceğim. Bir, Mehmet bir sigara içebilir miyim? Bir sinirim yakışsın ya. Benim bir suçum günahım yok. Patlarım. Sesimi açabiliriz. Son dakika inanılmaz öfkelendi. Tabii ki emniyetten, daha doğrusu jandarma bu operasyonu yürütüyor. Bodrum Cumhuriyet Savcımız bu operasyonu, soruşturma savcımız Mehmet Bey operasyonu yürütüyor, Mehmet Bey. Ve de Muncular Karakolu bu soruşturma yürütüyor. Ve en büyük alkışı bence onlar hak ediyor. Er ya da geç yerini bulur. Yani başka gelişmeler de olabilir. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama soruşturmanın selameti açısından neden gözaltına alındılar? Hangi nedenlerden dolayı gözaltına alındılar? Bende bilgiler var. Ama o bilgileri soruşturmanın selameti açısından şimdi açıklamıyorum. Benden laf almaya çalıştı. Onu Turcan'a söyleseydim, Turcan ona göre bir savunma geliştirecekti. Hep öyle yaptı çünkü. Hep öyle yaptı. Hep bir taktik geliştirdi. Ona izin vermemek adına bilgiyi açıklamadım ama bilgiyi tabii ki sizlerden esirgemeyeceğim. Gözaltına alındılar. Jandarma uçaktan inmek üzere. Onlar Bodrum'a götürecekler. Mumcular karakolundan ekipler geldi. Emniyet teslim aldı. Emniyet de jandarmaya teslim edecek. Arkasından da gözaltındaki önemli bilgiler, deliller, çok çok önemli bilgiler, deliller var. Yani Turcan'ın yapmış olma ihtimali çok yüksek. Bilmiyorum. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi herkesin bir kanaati var ama izninizle bütün gelişmeleri yarın aktaracağım sizlere. Yarın tekrar beraber olmak üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.